Herkese merhabalar. Bugün İki Çimar kanalına yönetmiş olduğunuz soruları arkadaşım Berkay ile beraber cevaplayacağız. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek kardeşim her zaman. Evet, söz sende Berkay. Bir benim eklemek istediğim bir şey var. Bize çok fazla soru geliyor fakat biz soruları cevapladığımızda bu soruların sorulmuş olduğu zamandan 5-6 ay sonra cevaplamış oluyoruz ve gecikmiş oluyoruz. Bu yüzden eğer soracağınız sorular varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ki en kısa sürede tekrar bir soru cevap videosu çekebilelim. Bu videoda önceki videolara sormuş olduğunuz soruların cevabını vereceğiz. Oradan da biz seçmece bir buraya bir 45 tane soru koyduk. 45 tanesini de belki cevaplamayabiliriz ama elimizden gelince cevaplamaya çalışacağız. Aynen, hiç uzatmadan başlayalım. Böl şimdi onu. Tamam dur evet, bak oradan soru çıktı bir tane. Sok onu yerine. Evet Hüseyin sen başla. Evet ilk soruyu ben başlayabilir miyim Berk? Tabii ki başlayalım. Konuğum ya sonuçta. Ben söyledim tamam. Zaten başla diye. Teşekkür ediyorum. Evet, ilk sorunun heyecanı çok büyük. Hangi üniversitede İçimarlık okuduğumuzun çok bir etkisi oluyor mu ilerideki iş olanakları için diye bir arkadaşımız soru sormuş. Yani iş olanakları için okulun değil de kendinizi geliştirme seviyenizin etkisi oluyor. Okulun çok bir etkisi yok. Okulun da illaki bir etkisi var fakat yani %20'ye %80 diyebilirim. Bence %80 kendini geliştirmeyle alakalı. Evet. Fakat okul da elbette önemli. Berkay Bey ve Hüseyin Bey size bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi Mimar Sinan'da okuyan bir meslektaşımız da X bir üniversitede okuyan meslektaşımız 1 mi? Tamam ben cevaplayayım. %21 değil evet, işte. %20'ye 1 değil kardeşim. Aynı cevap verdik. Çak kardeşim. Evet sıradaki soruyu tamam, çekiyorum. Uzun geldi bana yani evet, okumayı sevmiyorum. Ben bunu biliyorum. İç mimarlık ve çevre tasarımına yarı dönemde yatay geçiş yapmayı düşünüyorum. İlk dönem derslerinde zorlanır mıyım? Çünkü çok fazla çizim ve maket ödevleri oluyor. Kafam çok karışık. Şöyle ki birinci sınıfta yani ilk dönemde zaten çok fazla el işi yani yeteneğe dayalı ve çok uğraştırıcı ödevler var. Maketler var. İlla ki bu konuda zorlanırsın fakat yapamayacağın bir şey değil. Sırayla çekiyoruz yani. Evet. Kesin. Bana da hep kısalar geliyor nedense. Alacağımız malzemeleri de liste vermişsiniz. Çok büyük bir ihtiyaç. Şöyle buna direkt ben cevap vereyim. Tabii ki. Alacağınız malzemelerin listesini size zaten verecekler birinci sınıfta. Evet. Fakat orada listede yazan her şeyi almak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız oldukça alın. Eğer ki size yakın bir toptancı varsa bu sizin için zaten büyük bir artı olur ve ihtiyacınız oldukça gidip oradan alırsınız. Evet ben Ömer'in buna bir cevabının olduğunu düşünüyorum. Soruyu neydi dinlemedim. Tamam kanka. Devam. Devam ben çekeyim. Aynen. Ama sen benim sorumu cevapladın. Sen de benimkini tamam, cevaplayabilirsin. Tamam ben de seninkini cevaplayayım. Uzun geldi. Yap. Beni hiç tamam al ya bu tamam, soru çok uzun. Ben de İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık ve İçeri Tasarımı yazdım. Sizin de gelişimden mezun olduğunuzu öğrenince çok sevindim. Teşekkür ederiz. Teşekkür okul ederim. Ve kampüs hakkında bir video gelir mi? Veya buradan ufak da olsa bir açıklamada bulunur musunuz? Şimdi şöyle kampüs videosu çekmeyi çok isterdik fakat ben evet, okula gittim beni okula almadılar. Şimdi buraya ek olarak söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşı okula almıyorlar ama ben aynı zamanda grafik tasarım bölümü okuduğum için benim girme imkanım var. Yani sizin için Berkay'da uygun görürse kanalda yayınlamak için bir video çekeriz. Çekebilirsin yani okulun bir kampüsü okul hakkında yok da, ama. Evet küçük bir detay verelim. E5'e aslında yürüme mesafesinde de diyebiliriz. Çok da güzel bir kampüsü yok. Yani biz memnun kalmadık açıkçası. Sen çekiyorsun bu arada. Ben mi çekiyorum? Evet. Evet. Oğlum öyle post makinesine şifre yazar gibi şey yapmana gerek yok. Tamam. Oğlum bu çok uzunmuş ya. Biraz bekletir sizi. Birçok video izledim. Hepsinde uykusuz kalacaksınız. Sosyal hayatınız olmayacak deniyor. Ama bunun sebebi verilen ödevleri son anda bırakmaları için mi? Oğlum bu cümleyi devre kullanmışsın. Bak beni de burada şey yapıyorsun. Anlayamadım. Yani eğer zamanını iyi kullanırsanız her gün yeterli çalışıp son haftaya bırakmadan ilerlerseniz sosyal hayatınız olur mu? Uyku düzeniniz olur mu? Bunu merak ediyorum diye bir soru yöneltmişsiniz. Evet her şeyi zamanlı ve planlı yaparsanız tabii ki de olur. Ben aslında öyle ilerledim kendi okul hayatımda. Ama yine de bir yerde takılıyorsunuz. Yani onu söyleyeyim. Ne kadar düzen yaparsanız yapın bir şeyler işi yolunda gitmiyor ve siz takılıyorsunuz. Ve zaten iç mimarlıkta ödevlerde genelde hocalar her hafta sizin projenizi değiştirdiği için yani ilk haftadan bütün ödevleri bitireyim gibi bir mevzu yok. Çünkü hoca zaten sizin çizdiğinizi değiştirecek ve tekrar çalışmak zorunda kalacaksınız. Ama tabii ki programlı olmakta çok fayda var. Ve biz gayet sosyal yaşadık. İstediğimiz gibi gezdik, eğlendik. Evet okul hayatında biz çok sosyaldik aslında. Evet keşke geri gelse yıllar. Şu an çok kötü durumdayız. Evet gerçekten çok üzülüyorum. Şu an sosyal hayatımız yok ama okulu geç yani gerçekten. Zorla buluşuyoruz. Evet. Yani zorla şurada buluşuyoruz değil, zorlu yollarla buluşuyoruz. Sıradaki soruya geçiyorum. Evet. İnce uzun bir soru. Anladığım kadarıyla hocaların bazıları tutarsız yol göstermek yerine işi zorlaştırıyorlar galiba. Bu bir soru değil ha, ama evet öyle. Soru işareti sandım ben. Ama bu üzgün suratmış. Neyse yani evet hocalar bir söylediğini unutup tekrar kendi söylediğini eleştirebiliyor. Bu konuda biraz sıkıntı var fakat yapacak bir şey yok. Yeni soruyu çekiyoruz.
Çok geldi ya. Tam bu senin olsun. Tamam, bu da benim tamam. Sıradaki sorum olsun. Abi benim sayısalım çok kötü. Özel üniversitede okumayı düşünüyorum. Matematik sıkıntı olur mu dersen? Kanka yani aslında bu başka bir bölüm için soruyor olsan gerçekten sıkıntı olur diyeceğim ama bizim bölümde matematik dersi görmüyorsun. Toplama çıkarma bölme. Evet, bu yapın. Kadar yeter sana. Kankalar, sizin işiniz var mı? Şu an neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu arada size bayılıyorum. Şöyle ki ben şu anda yüksek lisans yapıyorum ve çalışmıyorum. Sadece freelance işler yapıyorum. Ben dün işten ayrıldım. Ayrılmamın nedenlerinden biri hem grafik tasarımla çap yapıyorum şu anda. Hem o zorluyor hem iş zorluyor. Yani zor bir hayat olduğu için bıraktım. Şu an iş... Oğlum bu ne? Dağıttın o kadar. Ben de İstanbul Gelişme Üniversitesi İç Mark ve Çevre Tasarım bölümü istiyorum. Ama birkaç yerde okul hakkında iyi şeyler duymadım. Siz nasıl buluyorsunuz? Okulu beğeniyor musunuz? Bir de %100 burslu mu okudunuz? Cevaplarsanız sevinirim diye bir soru sormuşsun. Ben %75 burslu okudum. Ben %50 üzerine %15 falan birkaç burs evet, falan filan. Evet. Okulu beğeniyor muyuz? Şöyle, ben okurken okulu biraz beğeniyordum. Fakat başka okulları görünce mezun olduktan sonra keşke dedim olmasaydı. Ama oldu. Ben bizim okulu değil de aslında hocalarını beğeniyorum. Yani arkadaş ortamı aslında çok kötü bir okul olduğu için arkadaş ortamları çok güzel oluyor. Onu beğeniyorum. O kadar. Sıradaki soruyu cevaplamak ister misin Mustafa? O zaman ben çekeyim de en zoru çıksın. Puntosu da çok küçük ha. İç mark ve çevre tasarımı okuyan birisi evde mesela iç düzenleme mi yapıyor demiş. Yoksa dışarıda çevreyle mi ilgileniyor? Ben şahsen evin iç düzenlemesini yapmak istiyorum. Ama Türkçe matematikte, yani TM'de olunca, hani dedim çevre diyor acaba, sadece çevreyle mi ilgileneceğiz? Cevaplarsanız mutlu olurum. Direkt bak, alıntı hiçbir şey yapmadan okudum. Yorumları okumak cidden biraz zor, evet, değil mi klavyenin? Evet, valla zor. Düzgün yazın lan. Evet, cevaplı kanka. Şimdi evet. Arkadaşımız galiba soruyu şunu sormak istemiş. Şöyle özetleyeyim. Sadece iç mekan mı ya da sadece dış mekan mı? Evet, bir de arkadaş şahsen sadece içini düzenlemek istiyormuş. Yani böyle bir şey sormak istemiş. Şimdi iç mimarlık dış mekan da yapabiliyor ama dış mekan dediğim peyzaj mimarları var sonuçta. Bu işin uzmanları onlar. Ama ufak çaplı bir işte villa, bir konut yapıyorsan tabii ki onun dışına da evet, dokunabilirsin. Çünkü iç mimarlık ve çevre tasarımı okuyorsun. Bunun bir eğitimini alıyorsun. İlla ki evet, 4 sene boyunca bununla ilgili bir bilgi ediniyorsun. Evet. O yüzden o kadar da şey olabilir ama geniş çaplı bir peyzaja dokunma gibi bir şey olamaz. Evet, en son yaptığım villada da öyle yapmıştım şey zaten. Ki... Yani sıra bendeydi kanka. Al. Abi çizim yeteneğim çok kötü ama iç mark ve çevre tasarım istiyorum. Çizim yeteneği olmayan düzeltebilir mi? Bununla ilgili bir videomuz var aslında. Direkt o videoyu izleyebilirsiniz. Aslında okula başladığımda benim de çizim yeteneğim sıfırdı. Hala sıfır. Yani elimle hiçbir şey yapamıyorum. Bilgisayar ortamı artık her şey. Abi benim resmim kötü ama matematik dersim iyi. Bir işle uğraşmayı bayağı seviyorum. Onu en iyisi yapmak için uğraşırım ve hayal gücüm yüksektir. Sence seçmeli miyim? Tabii ki yaptığın işte en iyisi olursan her meslekte başarılı olabilirsin. Özellikle de bir şeyle uğraşmayı, resimle uğraşmayı seviyorsan ki... matematik sevmen tabii ki bir artı fakat çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Aynen. Ve ekstra hayal gücü diyorsan ki hayal gücü bu bölümde aşırı önemli. Senin için tavsiye edebilirim. Yeni soruya geçelim. Mezun olduktan sonra çalışmaya başladınız mı? Çalışıyorsanız ne yapmayı düşünüyor? Çalışmıyorsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz demiş. Ben yeni çıktım işten, şu an yatmayı düşünüyorum. Biraz kendime ilgilenmek istiyorum. Kendimle ilgilenmek istiyorum. Ben mezun olalı 1,5 sene oldu yaklaşık. Çalışmıyorum şu anda. Ben de gelişim yazmayı düşünüyorum. Yazma. İlk sene dersleriniz haftada kaç gündü? Ha, soru farklıymış. Evet, özür dilerim. 5 gündü. Bölümü okurken staj yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nerelerde yapıyorsunuz? Aydınlatır mısınız demiş. Ben stajımı bizim okuldan önceki bölümdeki Mustafa arkadaşımla beraber yaptım. Bir şantiye stajı, bir de ofis stajı olarak 2 tane stajımız var. 20'şer günden 40 gün. Gönül isterdi sen ne yapmak? İç mimarlık ve çevre tasarımının iş olanakları neler? İş bulmak zor mu? Ya aslında çok fazla bir geniş bir yelpazemiz var. Bulmak kolay aslında ama yani çoğu arkadaş zor diyor. Ben hiç zorlanmadım açıkçası. Lisede hangi bölüme gittiniz? Anadolu Lisesi okudum ve evet, Türkçe Matematik bölümü. Evet. Tabii ki iç mimarlık ve çevre tasarımı TM'den aldığı için. TM. Evet, ben de TM'ye Anadolu Lisesi. Oğlum bana hep uzunlar geliyor bak ya. Abi iç markla ilgili çevremdekiler sürekli olumsuz yorumlar yapıyor. İşte boşta işte. İşte boşta yapıyor işte. Aynen, yapıyor işte. Boşta kalırsın, iş yok gibi. Sizce doğru mu? Tedirgin oluyorum. Evet, tedirgin olmakta haklısın. Ama yani kendini geliştirirsen ben bulacağını düşünüyorum.
Daha bilindik üniversitede iç mimarlık mı yoksa daha az bilindik üniversitede mimarlık okumak mı düşünmekten kafayı yedim. Yani düşünmekten kafayı yemene gerek yok. İkisi de farklı bölümler. Önce iç mimarlık mı istiyorsun, mimarlık mı istiyorsun, bunu bir karar ver. Evet. Ondan sonra seçimini yapabilirsin. Bölüm seçmenin üniversiteden çok 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 daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel cevapladın valla. Tebrik ediyorum seni. Şey var mı ya, sprey? Kanka kardeşim arıyor. Efe, selam ver. Kendisini de mimar yapacağım. Abi merhaba, babamın bir ofis mobilya dükkanı var. Matematik fen iç mimarlık okuyup babamın dükkanını devam ettirmek istiyorum demişsin. Sence gelişim mi, Beykent mi, Arel mi yoksa Doğuş mu? Oğlum başka bir şey kalmadı. Sadece isim farkları var. Kanka, hiçbiri aynen, fark hiçbir etmiyor. Şey farkı yok. Yani git oku geç. Ama kendini geliştirmeyi unutma. Hangi okulları önerirsiniz İstanbul'da? Okulları önerebilmek için bütün okullar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir ve bütün okullar hakkında bilgi sahibi değiliz. İç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı arasındaki fark nedir? Cevaplarsanız sevinirim. Biz bununla ilgili uzun bir video çektik. Bir önceki videomuza dönüp bakarlarsa cevap aldım. Bak, süper. Devam. Ücretsiz bildiğiniz 3D çizimler için bir uygulama var mı? Bölüme başladığında zaten öğrenci sürümü olarak programları ücretsiz alabileceksin okuduğun süre boyunca. Fakat ondan önce almak istiyorum diyorsan bir yasal olmayan krekleme var. Onun dışında bedava 3 boyutlu program var mı? Aslında bilmiyorum. Bedavaya bir çizim programı yok benim bildiğim. Şu an iş arıyor musunuz ya da iş bulmakta zorlanacağınızı düşünüyor musunuz? Ben şu an iş aramıyorum. Daha yeni ayrıldım işten. Ve işte zorlanacağımı da hiç düşünmüyorum açıkçası. Ben de şu anda iş aramıyorum ve arayınca zorlanacağımı düşünüyorum. Liseden başlayarak nasıl iç mimar olunur? Bilgisayar programlarını öğrenirsen evet. 3-0 öndesin. İç mimarlık ve çevre tasarım bölümünde de jüriler var mı? Evet arkadaşlar, tabii ki de var. Staj yaparken maaş alıyor muyuz? Şöyle ki normalde zaten yasal olarak staj yaptığında asgari ücretin 3'te 1'ini almak zorundasın diye biliyorum, tam emin değilim. Fakat %90 işverenler kendi inisiyatifine bağlı olarak vermiyorlar. İyi bir patronunuz varsa verir veya kamuda staj yaparsanız maaş alırsınız. Evet, biz almadık. Biz almadık. Çek bakalım. Abi hangi bilgisayarları kullandın sen? Gösterelim. Evet, benimki burada. Acer'ın. Ben de Acer Nitro 5 kullandım. Instagram hesabı. Zaten bütün videolarda Instagram hesabımı yazıyorum. Seninkini de yazarım bu. Teşekkür ederim. Abi iç mimar ve çevre tasarımı okuyan normal iç mimar okuyan gibi iç mimar oluyor değil mi? Evet. Siz hangi özelitçiye gidiyorsunuz? Beylikdüzü Tekin Özelit'e gittik. Bir de genç ofise de gidiyorduk. Genç ofis çok pahalı. Sefaköy'de. Yapıyorum. Bu yüzden ona gitmiyoruz çok. Eğer ki Tekin Özelit'te çok sıra varsa genç ofise gidiyoruz. Yarım saat yol çekerek. Son soru. Bu bölümde okurken PZZ eğitimi alıyor musunuz? Çok küçük bir kuple alıyoruz. İki ders galiba. Evet. İki ders PZZ eğitimi alıyoruz. Ve bitti. Sorularımızın sonuna geldik. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınıza cevap olmuştur. Eğer ki merak ettiğiniz şeyler varsa yorum olarak bu videonun altında sorabilirsiniz. Gerek yorumun altına cevaplarız, gerek soru cevap videosunda cevaplarız. Size yardımcı olmaya çalışırız. Bu videoda konuk iç mimar olarak size yardımcı olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Sizin de bu videodan istediğinizi aldığınızı umuyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Esen kalın. Tamam, bana beraber söyle. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ya kanka hoşça kalın diye anlaşıyoruz. Niye bir şey ekliyorsun sonuna? Tamam bir daha. Yok daha yok. Hayır, dur. Tamam, lütfen hayır. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Durdurur musun?